Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu'l-azim. Değerli kardeşlerim, bugünkü vaazımız 26. bayram vaazımız olacak. Ramazan bayramı, fıtır bayramı, şeker bayramı demeyin. Şeker bayramı diye bayram yoktur. Bu Ramazan bayramıdır, fıtır bayramıdır, fıtır, fıtra diyoruz ya, var olmanın bayramı, varoluşun, hayatta olmamızın fıtrasını veriyoruz ya, ha o fatara yaratılış demektir. Yaratılmış olmamızın fıtrasını veriyoruz ve işte o bayramı yapmış oluyoruz. Bu bakımdan veya Sıla-i Rahim bayramı da denebilir. İdül Fıtr, fıtr. Yani bunun manası budur, fıtır bayramı. Şimdi 26. senemizde, senemizi bitirdik, bitiriyoruz yani Temmuz ayında. Bu 26 vaaz. Konumuzu ne alalım dedim. Konumuzu İslam eğitimi olarak almayı düşündüm. Yüce Allah bize Taha suresinin 3. sayfasında Firavun'un Hazreti Musa'ya sorduğu bir soruyu nakleder, anlatır. Firavun demiş ki Hazreti Musa'ya, "Kâle femen rabbukuma ya Musa?" Ey Musa, Rabbiniz kimdir? Yani bu Rab Rab deyip duruyorsun karşımda. Nedir bu Rab? Kim bu? Ne yapar? Hazreti Musa da şöyle bir cevap veriyor. Onu da naklediyor. İkisinin sorduğu soruyu, konuşuğu naklediyor. Gâle rabbunellezî, bizim Rabbimiz, âtâ külle şeyin, her şeye yaratılışını veren, her şeyi yaratan, sümme heda, sonra hidayet verendir. Sonra doğru yolu gösterendir. Yaratıp doğru yolu gösterendir. Şimdi biz bu Hazreti Musa'nın verdiği cevap Firavun'a, çok eski olan bir olayı, peygamberimizden çok çok eski olan bir olayı Yüce Allah naklediyor bize. Niye naklediyor? Hem kendini anlatıyor bize, yani Allah ne yapar? Allah kimdir? Ve bize cevaplandırıyor. Bak, bir zamanlar böyle bir soru sordu Firavun, dünyanın en büyük zalimlerinden biri. Ve o zamanki peygamber şöyle cevap verdi. Bu tabii Hazreti Musa'nın hadisidir yani. O ona öyle cevap verdi. O cevabı Arapçaya tercüme etti. Yüce Allah bize bildirdi. Demek ki eğitim, ilahi eğitim yaratma ile başlıyor. Tabii biz bunu yapamayız. Biz yaratamayız. Bu Allah'a mahsus bir olgudur. Sümme heda, sonra hidayete, doğru yola götürendir. Hidayet verendir. İşte bu kısımda biz hidayet yapamayız. Hidayet alanı Allah'a ait. Fakat biz insanları eğiteceğiz. Bu eğitim görevini Yüce Allah peygambere vermiş. Bizlere de vermiş. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri
çocuklarımızı, insanımızı, toplumu eğitiyoruz. Bütün toplumlar kendi inançlarına, kültürlerine göre gelecek olan nesilleri yetiştiriyorlar. Bu eğitim olayıyla oluyor bu olay. Eğitim olayı olmasa olmaz. Dolayısıyla dünyanın en büyük faaliyeti eğitimdir. Bir bakıma Allah'ın Rab sıfatının yeryüzüne inmesidir. Rab ne demektir? Rab, yaratan, biraz evvel tarifini yaptı efendim Hazreti Musa, yaratan, besleyip büyüten, terbiye eden demektir. Rab sıfatının, elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz ya, onun manasını bilin. Rab dediğimiz zaman aklımıza gelecek yaratan, yaratma sıfatı bunun içindedir. Soğanın kabukları gibi düşünün. Her kabuğun içinde kabuklar, kabuklar, kabuklar var ta cücüğüne kadar. İşte Allah'ın sıfatlarının bazıları çok geniş. En genişi Allah ismidir. Ondan sonra Rab'dır. Yani diğer sıfatlar onun içindedir. Haliklik sıfatı onun içindedir. Razzak sıfatı, rızıklandırmak, beslemek onun içindedir. Terbiye etmek onun içindedir. Rab sıfatı onları kapsamıştır, içine almıştır. Dolayısıyla demek ki Allah'ın Rab sıfatının yeryüzüne inmesi, insanlar bu faaliyeti, bu sıfatı yüklenerek onun cüz'isini, nasıl Allah'ın iradesinin cüz'isi bizde ise Rab sıfatının da cüz'isini bize vermiş Allah. Biz de insanları doğururuz, besleriz, büyütürüz, eğitiriz. Tabii ama bizim işimiz cüz'i bir şey oluyor. Onun için Ali İmran suresinde buyurur Allah, "Kûnû rabbâniyyîne, rabbâniler olun, Allah'a yakışır kullar olun" der. Hiçbir peygamber kendisine taptırmaz diyor ayette. Hiçbir peygamber. Ancak insanlara Allah'a yakışır bir kul olun der diyor o ayette. İstesen gidelim oraya. Yani gitmekte bir zararı yok. Ufak birkaç saniye geçirir işte o kadar. İşte burada. وَلَا يَأْمُرَكُمْ O peygamber sizi emretmez. اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ Melekleri edinmenizi وَالنَّبِيِّينَ Peygamberleri edinmesini erbaba tanrılar edinmesini edinmenizi istemez. وَلَاكِنْ كُنُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Öğrendiğiniz kitap ile öğrettiğiniz kitap ile Allah'a yakışır kullar olun der. Şimdi Rabbaniye aslında Rab sıfatından geliyor. Biz Rab olabilir miyiz ya? Böyle bir şey var mı? Ama Rab kelimesini halk dilinde kullanıyoruz. Mesela Rabbuddar dediğimiz zaman ev sahibi demektir. Bunu Araplar kullanırlar. Rabbuddar, evin Rabbı. Yani demek evin sahibi anlamına gelir. Demek ki sahiplik anlamına kullanıyoruz. Şimdi demek ki Allah-u Teala o Hazreti Musa'nın tanımına bir bakalım. Yaratır ve sonra doğru yolu gösterir. Şimdi bakın. Demek ki Allah yarattığı varlığı başıboş bırakmıyor. Ona doğru yolu gösteriyor. Ha bizim eğitim sistemimiz de çocuğu doğurmak değil, doğurduğun çocuğa doğru yolu göstermektir. Doğruyu öğretmektir. Hakkı öğretmektir. Güzeli öğretmektir. Anlaşıldı mı şimdi?
Şimdi bütün bu İslam aleminde gördüğünüz bu olaylar ne diyor size? Bilerek aldım bu konuyu yani. Çok düşündüm. Evden buraya gelene kadar, kürsüye çıkana kadar neyi anlatayım diye. Şimdi bu çocuklar, bu insanlar doğrulmuş ama doğru yol gösterilmemiş onlara. Doğru öğretilmemiş onlara. Yani eğitimden geçmemişler. Onun için vahşileşmişler. Eğitimin olmadığı yerde vahşilik vardır. Görüyorsunuz insanlar nasıl öldürülüyor, nasıl ölüyorlar. Dünyada, memleketimizde, İslam aleminde. Görüyorsun. Bu bize neyi hatırlatıyor? Eğitimsizliği hatırlatıyor. Bu zavallı insanlar eğitimsizdirler. Bakın, söylemiştim size. İlk inen surelerden olan Taha suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala eşkıya kelimesini kullanıyor. Bugünkü terörist. Fark etmez. Yani bu eşkıya kelimesini yabancı bir dille tercüme edersek efendim terörist demektir. Eşkıya kelimesi bize Arapçadan geçmedir. Ama bizim dilimize yerleşmiştir. Eşkıya. Diyor ki Allah, Taha ma enzelne aleykel Kur'ane. Bu Kur'an'ı sana indirmedim. Liteşka. Eşkıya olasın diye. Sıkıntı çekesin diye. Bak hep sıkıntıdayız. İslam alemi, toplumlar hep sıkıntıda. Yani eşkıya kelimesine sıkıntı yaratan adam, topluma sıkıntı veren adam eşkıya. Ha bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedim. Bu Kur'an eşkıyalığı gidermek için indirilmiştir. İlla tezkireten limen yahşa. Ancak kalbinde, gönlünde saygı duymak olan bir insan için bir öğüt olarak indirmiştir. Şimdi biz bu Kur'an'ın öğüdünü insanlara yapamıyoruz. Çok uzakta tuttular İslam alemini. Kim o? Şimdi görüyorsunuz. Oysa ki Kur'an'a inanan, Kur'an eğitimi veren, ilahi eğitimi anlatan bir toplumda bu eşkıyalık ne? Bu terörizm ne? Ha? Demek bir eksiklik var. Bir yerde bir kopukluk var. Çünkü bu insanlar Allah'a kul yapılmadı. Kablo koptu, o kopukluk ışık yanmıyor. Bir kopukluk var bir yerde. Bu da eğitimsizlik kopukluğudur. Anlıyor musunuz? Şimdi o ayetler Hazreti Ömer'i Müslüman yapan ayetlerdir. Birçok insanı yapmıştır da. Yani ilk defa orada o ayetlerin fonksiyonu Hazreti Ömer'le başlamış, icraya başlamış. Bu ayetleri okuyunca Müslüman olmuş. Çok önemli çünkü. O da biliyor bir eşkıyalık var. Yani o Mekke'de bir eşkıyalık var ya. Orada bir terörizm var yani. Onu biliyor. Hem inançta terörizm var, müşrik adamlar. Yani terörizm sadece insanlar dışarıdaki sosyal hayatta değil, insanın içinde nefsi teröristtir. Yani içimizde terörist var zaten. O teröristi kontrol altına almak gerekiyor. Nefsi kontrol altına almak gerekiyor. İslam eğitiminin amaçlarından biri budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu görevle gelmiş. Peki o zaman bu Rab sıfatını tezahür edeceği, yani insanları eğiteceğiz. İnsanları eğittiğimize dair alamet nedir?
delil nedir, işareti nedir? Yani bu İslam aleminin, bu insanların eğitilip eğitilmediğini nereden anlayacağız? Bunun da ölçüsünü veriyor. Kur'an-ı Kerim veriyor. Mesela şimdi bak, açtığım işte bu ayeti açtım önüme. Şimdi burada bir takım ödüllerden bahsediyor bu sayfada. Şura suresinin işte 23. ayetini ben aldım. Ama arkadan geliyor konu, devam ediyor ama biz de onları alacak değiliz. Fakat burada çok ilginç bir şey. Burada anlattıklarına diyor ki zelikellezi, işte bu yübeşşirullahu ibadehullezine amenu ve amilu salihat. Burada anlattığım cennet, rıdvan cenneti, memne cenneti filan, ödülleri filan anlatıyor burada. Diyor ki burada, işte bunlar Allah-u Teala'nın iman edip ameli salih işleyen kullarına müjdesidir. Bunları müjde veriyor, bu ödülleri. Ödülleri müjde veriyor. Çünkü eğitimde çok önemli bir nokta hedef koymadır. Amaç koymadır. O amaca doğru insanı eğitmektir, yetiştirmektir. Çünkü insana ödül vermezseniz bir şey yaptıramazsınız. Yani bir takıma veya bir ligde bir yıl futbol oynanıyor. Sen oraya o parayı koymasan, o kupayı koymasan kimse gidip de orada oynamaz. Yani mutlaka sonunda bir kazanç olmalı. Bunu bildiği için Allah-u Teala kendi ödülünü koyuyor. Diyor ki bu hayat liginde oynayacaksa, innemel hayatü dünya le'ibun diyor ya, hayat bir oyundur diyor ya, ha bu oyunu oynamak için ödül lazım kuluma. Ben de cenneti, rızamı veriyorum, ben bir sürü şeyler veriyorum. O ödülü koyuyor. O ödüle hedef olarak insanoğlu gidecek, eğitilecek oraya. Antrenörler ne yapıyorlar? Yetiştiriyorlar futbolcuları efendim. Ne için? Abi kupa alacak işte. Ona göre çalışıyor. Allah da diyor ki peygamberimize, git okullarımı eğit. Rızamı kazansınlar. Hedefleri olsun. O hedefe göre yönelt onları, diyor. Şimdi bu hedef nedir? Hedeflerden biri nedir? Ben bana söyleyeyim, cevaplandırayım. Siz soracağınıza ben sorayım. İşte ayetin devamı bunu veriyor. Diyor ki, Kul de ya Muhammed, la es'elüküm aleyhi ecra. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Yani ben bu peygamberlik görevimi yaparken sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Ben bir tek karşılık bekliyorum. İlla bir tek demektir. Burada vurgu var yani. Arapça gramerde sizinle ilgisi yok. Efendim, vurgu var. Meveddete fil gurba. İllel meveddete fil gurba. Olay bu. İşte sana hedef. Bu 1400 sene evvel Hazreti Peygamber'e tayin edilen hedeftir. Allah tarafından. Yani hedefi Allah koyuyor. Peygamberimize diyor ki sen onlara de bunu. Benim amacım, benim hedefim budur. Nedir o? İllel meveddete fil gurba. Allah'a yaklaştıran sevgidir. Ben bunu arıyorum. Benim hedefim budur. Şimdi anlıyor musunuz? Bakın, peygamberimizi eğitici olarak gönderiyor Allah-u Teala. Dünya insanlığının peygamberi, bütün insanlığın peygamberi,
ona eğitimde bir takım hedefler tayin ediyor. Bir hedef değil. Bu sadece bir tane değil. Ama biriciklerden o biricikler var. O biriciklerden biri Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Buyurun. İşte bizde hiç olmayan. İşte İslam alemi Allah'a yaklaşacak bir sevgi gelmiyor, oluşmuyor, ona göre eğitilmiyor. Ha bu sevgiyle Allah'a biz yaklaşabilir miyiz ya? Allah'ın huzuruna çıkabilir miyiz ya bu vaziyette? Ya Allah'ın sevgisi Allah'a yaklaştıran bir sevgi olursaydı İslam aleminde bu rezalet olur mu? İnsanlıkta bu rezalet olur mu? Nerede kaldı bu ayet? Kaç defa işlemişlerdir bunu İslam aleminde? Nerede öğretildi bu? Hangi okulda öğretildi bu? İllel meveddete fil gurba kardeşim, iki kelime ya. İki kelime dünyayı hallediyor. Fakat çok ilginç bir kelime kullanıyor burada Allah-u Teala. Mevedde kelimesini kullanıyor ama hub kelimesini kullanmıyor. Aslında hub sevgi demektir. Mevedde'yi niye kullandı burada? Diyeseydi hub. De bu soruyu soruyor. Bu soruyu soruyor. Ya Rabbi buraya mevedde kelimesi niye kullandın? Da. Hub da sevgidir. Sevgiyi niye kullandın? Hubbu kullanmadın burada. El cevap. Hub işlenmemiş doğuştan gelen ham sevgidir. Mevedde işlenmiş sevgidir. Olay bu. Yani objesini bulmuş sevgi demektir. Objesini. Bir kızla bir delikanlının birbirini sevmesi ya mevedde denir. Çünkü objesini bulmuş. Karşılığını bulmuş. İçimizdeki hub denen sevgi tohum halinde olan sevgi dışarıya işlenip çıktığı zaman mevedde oluyor. Çünkü objesini buluyor. Yani Allah'ın kulunu sevmesi vedud sıfatı gereğidir. Vedud, bak o da sevgi demek. Çok çok seven. Kulun Allah'ı sevmesi meveddir. Çünkü objesini, karşılığını buluyor. Ama size ciddi bir vaaz yapıyorum. Yani tam üniversitede ders veriyoruz. Ne yapalım bunu nasıl? İnine dibine inceleyeceğiz bunu. Da nasıl yapacağız bunu? Söyleyip geçemeyiz. Ha o zaman bizim sevgimizin objesi yok ki. Biz sevmiyoruz ki insanları. Biz sevgiyi sadece cinsellik kabul ediyoruz. Kafa, beyin bu. Bizdeki beyin bu. Yani sevgi dediği zaman adam anlıyor şeyi ya. Ya bana dediler bunu ha, benim kitabımın adı kadın kitabı. Kadın ve sevgi ve temel haklar diye kadın kitabımın ismini koydum. Hoca dedi ha buraya sevgiyi koymasan daha iyiydi ya. Adam cinselliği anlıyor. Ha şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Ya Rabbi bu sevgi işlenmiş sevgi dedin. Hedef budur. Allah'a yaklaştıracak bir sevgi. Yani demek ki kulun Allah'a yaklaşabilmesi için manen, yani Allah bize yakındır. Akşam dinledin sen, ben televizyonda anlattım onu yani. Konuyu konuştum yani. Allah bize şah damarımızdan yakındır yani. Biz olsak da olmasak da, kafire de öyledir, müşriye de öyledir, herkese öyledir. Herkese şah damarından yakındır. Ama ya Rabbi sen diyorsun ki ben kuluma şah damarından daha yakınım. O zaman sana yaklaştıracak sevgi ne oluyor? Ha bu manevi sevgidir. Bu maneviyatta yakın olmaktır. Sen Allah'a, Allah seninle
çok yakındır sana ama sen manen Allah'a çok uzaksın. Kilometrelerce uzaktasın sen. Çünkü Allah'ın dediğini duymuyorsun ki. Duymuyoruz ki Allah'ın dediğini. Bak diyor bize burada bir şey söylüyor. Duyurmadılar bize. Bunları duyurmadılar bize. Asırlarca bizi Allah'tan uzakta bıraktılar. Allah içimizde, şah damarımızdan daha yakınımıza yahulu beynel mer'i ve kalbi, kişiye kendisiyle kalbi arasına girer diyor Allah. Girerim ben diyor. Ayet-i kerimede 24. ayette Enfal suresinin. Ama maalesef biz manen çok uzaktayız. Onun için Allah-u Teala dedi ki burada İllel meveddete fil kurba. Allah'a yaklaştıran bir sevgi senin amacındır ya Muhammed. Demek ki Hazreti Peygamber'in bütün çabası, gayretinin amaçlarından biri ve biriciklerinden biri efendim bu olmuş. Yani bir sevgi toplumu, bir sevgi medeniyeti, sevgiyle aşılanan bir medeniyet, bir toplum, bir ümmet oluşturmaya çalışmış. Olay bu. Şimdi peygamberin sünneti, peygamberin sünneti burada. Başka yerde arama. Sen seviyor musun kardeşini? Sen öteki gruptakini seviyor musun? Yok canım, kendi gruptakini sever, ötekini sever mi? O zaman sen ne oldun? Hani peygamber sünnetini arıyorsun? Bak burada görüyor musun? Onun amacı buydu. Onun eğitim sünneti buydu. Bunu uyguladı. Ama sen efendim sosyal medyada kusuyorsun. Kan kusuyorsun. Pislik kusuyorsun. Kime? Kur'an'ı anlatamam. Şuna bak. Şuna bak. Hoca olacak. Ve bu peygamberin sünneti deyip deyip durur. Aha bak peygamberin sünneti burada. O Allah vermiş ona bu görevi. Kendisi koymadı. Şimdi bir soru soruyor. Ya Rabbi, ha bu mevedde denen sevgiyi nasıl işleyeceğiz? Veya bu senin yaratmana dairdir. Sen yaratacaksın bunu. Bunu nasıl yaratacaksın? Bize yarat dediğimiz zaman öyle demekle olmuyor. Ya Rabbi bize sevgi yarat. İşte onu size her zaman söylüyorum. Meryem suresinin 96. ayetinde nasıl yaratacağını anlatıyor. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّ. İman edenler, ameli salih işleyenlerin arasına sevgiyi yaratacağım, sevgiyi koyacağım. Bizim imanımızda defo var. Bizim ameli salihimizde defo var. O bu defolu malzemeden sevgi yaratılmıyor. Olmuyor diyor Allah-u Teala. Olmuyor. Yaratmak istiyorum ama malzemem yok. Ver bana malzemeyi yaratayım. Baba 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 baba. Yahu kardeşim bu baklava yapacak ha bu adam. Sanatı var. Şahane baklavacı. Seyidoğlu baklavasını yapıyor. Ama ne unu var, ne tuzu var, ne suyu var. Sen diyorsun hakim baklava yap bana. Getir al malzemeyi de yapsın sana da. Sanatını icra etsin. Allah da vedud sıfatının sanatını icra edecek ama malzeme lazım bana diyor. Ver bana imanını, ver bana ameli salihini, yaratayım sana sevgiyi diyor. Olay bu. İşte bizde bu yok. İşte bizde bu yok. Burada ya Rabbi sen hedef aldın. Dedin ki peygamberimize senin hedefin bana yaklaştıran sevgiyi
oluşturmaktır insanlar arasında. Böyle eğiteceksin, böyle terbiye edeceksin. Biz buna duygu eğitimi deriz modern eğitim psikolojisinde. Duygu eğitimi. Ama buna ne diyor? Kur'an-ı Kerim sevgi eğitimi diyor. Sevgi bir duygudur. Ona sevgi eğitimi diyor. Ama bu sevgi Allah Allah bizim aramızdaki bağ. Biz sevgi ameli salihi oluşturunca efendim imanımızı Allah'a verince bir de bakıyorsun ki sevgi oluşuyor. Sevgi geldi aramızda. Niye bizim aramızda sevgi yok? Bir bakın topluma. Birbirimizden nefret ediyoruz. Kan kusuyoruz ya. Pislik kusuyoruz ya. Sevgi olamaz çünkü bizde iman yok, bizde ameli salih yok. Allah yaratmıyor sevgi. Ha demek ki olay imanda ve ameli salihte. İman nedir? Güven. Manası güven. Baba. Manası tasdik etmek. Yani Allah'ın varlığını, bildiğini tasdik ediyorsun, iman ediyorsun. Yani kitapları tasdik ediyorsun, peygamberleri tasdik ediyorsun, doğruluyorsun. Efendim, tasdik etmek iman. Güven. Ha şimdi iman edenler güven içinde olması lazım. Çünkü bizim sözde iman dediğimiz gönlümüzdeki o iman sosyal hayata taşınca güven meydana geliyor. Topluma yansıması güvenle oluyor. Eğer insanlar arasında, Müslümanlar arasında güven yoksa orada yücelme olamaz. Orada eşkıyalık var. Orada bölünme var. Orada tefrika var. Orada fasıklık var. Orada fesat var. Bak şimdi İslam eğitimine nereden başlıyor? Ha bu gönül denen o manevi yapımızda, manevi içsel yapıda, psikolojik yapıda efendim iman meydana gelince o iman, döllenen iman nasıl ki çocuk anne karnında dölleniyorsa gönlümüzde iman döllenince dışarıya bir de bakıyorsun 9 ay sonra çıkıyor bir çocuk, bir mucize çıkıyor dünyaya. Ha. Bizim gönlümüzden dışarıya çıkacak olan bir numaralı şey de güvendir. Bizim o gönlümüzde döllenmiyor ki, spastik. Bütün organları kayıp. Öyle geliyor dünya. Bizim imanımız dünya spastik geliyor. Noksan her taraf. Zihinsel noksanlık, biyolojik noksanlık, her şey var onda. Ha biz o durumdayız. Çünkü gönlümüzdeki imanın sağlamlığı, anlıyor musun? Sağlamlığı efendim dışarıya güven olarak çıkması lazım. Dışarıya güven olarak doğması lazım. Anlıyor musunuz? Olaya baksın. Bu şimdi bu iman sağlam döllenince anne karnındaki çocuk gibi hemen gidiyorsun doktora ultrasyon yaptırıyorsun. O çocuk sağlam diyor. Bir şeysi yok, bir problem yok. Beyni gayet güzel, kalbi gayet güzel çalışıyor. Resmini çekip veriyor sana falan. Ha senin gönlündeki iman da aynı şekilde teşekkür edince, sağlam teşekkür edince dışarıya ameli salih olarak çıkıyor. Ahlak, davranışlar salih oluyor, iyi oluyor yani. İyi, sağlam. Ha benim ameli salihimde, davranışlarımda, ahlakımda bir noksanlık var ya, varsa şayet, demek ki benim gönlümdeki iman iyi döllenmemiş. Noksanlık var, spastik. Her tarafı perişan çocuğun. Doktor diyor sana bunu aldıralım.
Sakat. Bizim imanımız sakat olduğu için davranışlarımız da sakat oluyor. Adam geliyor dedikodu yapar. Adam bir ayet Kur'an'dan okuyup mana vermekten aciz, dedikodu yapar. O Kur'an hakkında 12.500 sayfa yazan adam hakkında dedikodu yapar. Şimdi şu hale bak. Şu hale bak yani. Buna bak şimdi. Şimdi böyle bir toplumda güven olur mu? Ameli salih olur mu? Ha? Ya Rabbi, şimdi burada peygamberimize dedin ki senin hedefin illel meveddete fil gurba, Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Ya Rabbi, bunun alameti nedir? Dedik, güven. Dedik ya biraz evvel. Başka bir alameti nedir? Güven olursa, ameli salih olursa, başka bir şey neticesi, ürünü. İnnemel mu'minune ihvet. Müminler kardeş olurlar. Bak, fermanı o yazmış. Bu ağzımızda dolanıp durur. Evet. Hutbeler okuruz. İşte vaazlar ediyoruz. Müminler kardeşler. Kim demiş bunu? Allah. Heh, Allah'a yaklaştıran sevginin oluşturduğu diğer bir ünün ise kardeşliktir toplumda. Güven dedik, kardeşlik dedik. İmanın gereği budur. Burada söylüyorum yani 10. ayetinde Hucurat Suresinin, hem de tekit yaparak söylüyor. Elbette müminler kardeştir diyor. Elbette. Fermanı yazan Allah. Eğer bizde sevgi varsa, aramızda sevgi varsa, biz kardeş olmamız lazım. Bu nüfus kağıdımızı yazan Allah. Müminler kardeştir yazan Allah. Biyolojik kardeşlik değil bu. İman kardeşliği. Tevbe suresinde din kardeşi ve ihvanukum fiddini. Dinde onlar sizin kardeşinizdir diyor. Olay bu. İster din kardeşliği deyin, ister iman kardeşliği deyin. Fark etmez. Aynı şey. Yani bu iki ayet, Tevbe suresini al getir Hucurat'a, Hucurat'ı al getir Tevbe'ye. Aynı şey. Yani din kardeşliği var. Bir biyolojik kardeşlik var. Biyolojik kardeşliğin üzerinde bir hukuk sistemi kurulur. Miras hukuku mesela. Biyolojik kardeşlik. Aynı karında yaşamışız. Sen de aynı karında yaşamışız. Aynı annenin karnında yaşamışız. Onun için biz kardeşiz. Aynı yerde hatıramız var bizim. Aynı yerde döllendik. Aynı yerden geldik. Aynı yerde 9 ay yaşadık. Bunun üzerine koskocaman bir hukuk var. Hukuk. Kur'an'da. Ha, beşeri hukukta, dünyevi hukukta da var bu. Aynı. Ama iman kardeşliği, din kardeşliğin üzerinde de bir hukuk var. Tabii. Olay ne ya? Hukuk gelişiyor. Bu temeldir o. Kardeşlik temeldir. Ama bu kardeşin temelinin temeli var. Sevgidir. Güvendir. Tabii. İşte burada, bu noktada diyor ki Allah-u Teala, demek ki neden kendisine yaklaştıran bir sevgiyi oluşturmak istiyor toplumda? Allah'a yaklaşmak için. Allah'a yücelmenin yolu sevgiden geçiyor. Sırat-ı müstakim diyoruz ya, hani ihdine sıratel müstakim okuyup duruyoruz. 5 vakit namazımızda ama hiç gönlümüze inmiyor o. Sadece bir okuyuş.
Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. İşte o doğru yolun taşlarından biri sevgi. Allah'a götüren sevgi. İşte o yolun taşlarından bir değeri kardeşlik. İman kardeşliği. Din kardeşliği. Efendim biz kardeşiz ya. Hocam sen böyle diyorsun ama biz kardeşiz işte. İslam alemi kardeş. Diyebilirsiniz. Ama bunun ispatı gerekir. İspatı. Her şeyi ispatla. Allah öyle diyor. İspatını ortaya koyacağız. Bak ayetin devamı söylüyor onu. Ben demiyorum. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Madem kardeşsiniz diyor. Kardeşlerin arasını ıslah edin, barıştırın. Buyurun. Buyur cenaze namazında. Bizde var mı bu? Ya şu İslam alemi bir ayağa kalkıp şu liderler, şu kardeşler arasındaki bu kavgayı, bu kanı durdurabildiler mi? Neyin kardeşliği? Kimi kandırıyorsun ya? Kimi? Bak. فَاَصْلِحُوا diyor. İslah kelimesi düzeltmek anlamına gelir. İslahat. İslahat fermanı diyoruz ya. Efendim. Tanzimat islahat fermanı. Düzeltme fermanı. He? He? İslahatın bir anlamı bu. Düzeltmek. Yani kardeşlerin arasını düzelteceksiniz diyor. O orada bir F var. F. F harfi var ya, F harfi. F. F. Ha, o F harfi bile mana var orada. Orada bile mana var. Harfte. Ne diyor biliyor musun? Hemen. Hemen kardeşlerin orada, hemen oradan geliyor. Hemen. Derhal. Kardeşlerin arasını düzelteceksiniz. Emir. Allah'ın emri. Namaz emrediyor, namazı kılarım. Tamam. Oruç tut, oruç tut. Tamam. Ama kardeşlerin arasını emretmeyi de Allah veriyor. O emri de o veriyor. E ona lüzum yok efendim. Onu kılmaya lüzum yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Çünkü bize Allah'ın emirleri ne ifade ediyor o anlatılmadı ki. Bu bilinç verilmedi, bu eğitim verilmedi İslam'a. İslam aleminde bu eğitim verilmiyor. Ha ıslah kelimesinin bir anlamı da barışmak demektir. Barışmak. Kardeşlerin arasını barıştırın, arasını bulun. Kardeşlerin arasını bulun. Yani kardeşler arasında tartışma çıkabilir. Bu mümkündür diyor Allah-u Teala. Olabilir. Çünkü bu ayetin üstündeki 9. ayette onu da söylüyor. وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا Müminlerden iki grup, iki toplum savaşırsa, kavga ederse, hemen onları barıştırın diyor. Onlardan biri barışa gelmezse siz onu barışa gelene kadar onun kafasına vurun. Ayet. Yani barış asla yaralanmamalı. Barış meydana gelene kadar çalışacaksınız. Barışı kim zedeliyorsa onun kafasına çök. Ben demiyorum. Bir üstteki ayet. Oradan alacaktım ama buradan oraya geçtim. Demek ki şimdi değerli kardeşlerim, kardeşliğin bir numaralı alameti barıştır. Eğer bir toplumda barış varsa orada demek ki iman işe yarıyor, bir kardeşlik oluşturuyor demektir. Bir kardeşlik meydana getiriyor demektir. Anlıyor musunuz? Manası o, barış varsa. Şimdi bizde barış yok. Aman ya Rabbi, kaç gruba ayrılmışız, mezheplere ayrılmışız, nelere ayrılmışız. Efendim o diyor ben Şia mezhebindenim, o diyor ben Sünni mezhebindenim, o biri diyor Vahabiyim diyor, o biri diyor ben Mutezili'yim diyor. La kardeşim buraya Müslümanlar ne oldu şimdi bunlara?
Bu ne hal var ya? Hani Allah'ımız tekti? Hani kitabımız tekti? Hani peygamberimiz tekti? Bu ne hal? Bu öyle durmuyor ha. Abi mezhepler öyle durmuyor. Bakın iyi, bakın iyi bakın. Ta şeye kadar gidin. Sahabeye kadar doğru gidin. Bütün kavgalar bu mezhepten çıkmıştır İslam alemine. Bütün siyaseti bu mezhepler idare etmiştir. Osmanlı ile İran'ın arasındaki kavga neydi? Şimdi oradaki Suriye'deki kavga ne? Şimdi o kavgayı tutan Müslüman devletler var. Niye? Mezhepten dolayı. Ya mezhep dini idare ediyor. Mezhep siyaseti idare ediyor. Mezhebin idare etmediği şey yok ki. Onun için sevgi bulamazsın. Kardeşlik bulamazsın. Yok öyle şey. Kardeşlik, sevgi parçalanmaz. Sen sevgiyi parçalamaya kalktığın an kardeşliği parçalarsın. Kardeşliği parçaladığın an atom bombasının Nagasaki'de yaptığını yapmış olursun. Sevgi diyor ki sevgi atomu. Kardeşlik atomu diyor ki bana dokunma. Beni patlatırsan alıp götürürüm. Efendim Nagasaki'de 200 bin kişi gitti. Aynen böyledir işte. İslam alemine patlattılar sevgiyi, kardeşliği. Bak neler oldu işte. Aha! 500 bin kişi gitti. Sadece Suriye'de. Buyurun. Nagasaki'de bombayı attık, 200 bin kişi gitti. Bizim buradaki bombadan 500 bin kişi gitti. Sevgiyi parçalayamazsın. Atom bombası diyor ki atom bombası. Bak onun içinde ne var? Çekirdek var. Daha ne var? Elektronlar, protonlar, nötronlar var. Ha. Şimdi diyor ki o elektronlar, ben dönüyorum abi çekirdeğin etrafında, tavaf ediyorum, bana dokun. Bak, protonlar, nötronlar hareket etmez. Elektronlar hareket eder. Yani böyle aynı nasıl biz Kabe'nin etrafında dönüyoruz, ibadeti öyle yapar. Taş ibadeti böyle yapar diyor. Böyle dönüyorlar çekirdeğin etrafına. Bana dokunma diyor. Bana dokunursan patlarım, helak ederim seni. Aynen sevgi de böyledir efendim. Kardeşlik de böyledir efendim. Dokundun mu patlar. Hemen koy bunu. Eve gider gitmez birinci işim bu. Ey ya Rabbi, ha bu işi nasıl becereceğim? Şimdi dedin ki amaç sevgi. Sevginin en büyük alameti, farikası kardeşlik. İslah et dedin. Ama bu emirleri veriyorsun ama nasıl yapacağız bu işi? Onu da de bize. Ha. Onu da de. Veya nasıl yapacağımızı de de bunun karşılığı var mı? Biz karşılık arardık ya hep. Hep karşılık arar dedik ya, hep ödül işte. Gayet. Diyor ki vettekullah, Allah'a saygı duyun. Bana saygı duyarak bu işi becerebilirsiniz. Takvası olmayan adam bu işi beceremez. Of! Of! Bana saygın varsa sen bu ıslahatı yaparsın kardeşler arasında. Sen bu kardeşliği yaşatırsın. Sen bu sevgi eğitimini verirsin. Sen bu kardeşlik eğitimini verirsin çünkü senin bana saygın var. Senin takvan var, takvan. İş bak nere bağlandı. İş nere bağlandı? Saygı. Allah'a saygı. Hazreti Musa'ya öyle dedi Allah-u Teala Taha suresinin 3. sayfasına. İzheba ila firavne innehu taga. Hazreti Harun'la beraber gidin ikiniz. İkiniz gidin firavna, o azdı azdı. Fekula lehu kavlen leyinen. Ona yumuşak söz söyleyin. Firavna. Aa.
yumuşak söz söyleyin Firavun'a. لَعَلَّهُ umulur ki o Firavun yetedekkeru düşünür ev yakşa yahut saygı duyar. Bak saygı. Firavun'dan da saygı istiyor Allah-u Teala, görüyor musunuz şimdi? Saygı olmayan yerde, hele Allah'a saygı olmayan yerde ne ıslahat olur, ne kardeşlik olur, ne sevgi olur. İş takvaya gelip düğünleniyor. Ey ya Rabbi, dedik ki yaptık. Becerdik abi, iş biz beceremiyoruz ya. Ha böyle becerdik diyelim. Kardeşliğimizi oluşturduk, sevgiyi oluşturduk. İslahatı yaptık, barış var içimizde. Bak, sana saygıdan dolayı bu işleri yaptık. Tamam. Getirisine. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte benim merhametimi kazanacaksın. Bunun karşılığı, ödülü benim merhametimdir. Umulur ki merhamet olunursunuz. Ayetin sonu böyle geliyor. Anladınız mı şimdi? Ha, Allah'ın merhameti bize inmiyor ki. Allah'ın merhameti kaldı yukarıda. Nerede bakıyor ki, burada yılanlar, çıyanlar var. Buraya merhamet iner mi ya? La yılanın merhameti olur mu? Yakaladı mı seni, şey edecek seni de, zehirini akıtacak da. Bu insanlar birbirini yakaladı mı zehir akıtıyorlardı. Ula bunlar zehirli, buraya merhamet olur mu? Merhameti öldürürler bunları ya. Biz zaten, İslam alemi zaten sevgiyi öldürdük. Namazını kıldık, mezara koyuyoruz, öte taraftan da şeyi kurban ediyoruz, merhameti. Aa, bir taraftan da onu kesiyoruz, o da biraz sonra girecekti mezara. Zaten yok öyle bir şey, bir sevgi, merhamet diye bir şey yok. Bak, umulur ki merhamet olunursunuz. Oradaki lealle kelimesi umulur ki, ama şöyle bir manada verilebilir ona. Merhamet olunmanız amacıyla bunu yap. Amaç bildiren bir manası da vardır onun, verilebilir ona. Anlıyor musunuz? Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki İslam eğitiminin, yani Kur'an eğitiminin bize getirdiği en önemli hedefler, amaçlardan biri, ikisi, üçü bunlar. Fakat tabii bunlar da nasıl olacak? Şimdi bunlara da nasıl olacak diyoruz yani. Yani o hani sevgi döllenecek dedik ya, zaten alak kelimesi var ya, hani ilk inen ayetlerde halakal insane min alak. Alak kelimesi döllenmiş, yumurtadan insanı yaratan Rabbinin adıyla oku diyor ya. Ha. O alak kelimesi döllenmiş, aynı zamanda sevgi anlamına gelir, biliyor musunuz? Benim o kadın kitabımda var. Alak. Alak sevgi demektir. Döllenmek. Yani anne karnındaki yumurta ile sperm, aslında sperm koşuyor hedefe, hedef yumurta ile buluşmak. Ha, o sevgi onu getiriyor, onun için alak, döllenmeye sevgi manası vermiş. Buyur. Çünkü spermle yumurta sarmaş dolaş oluyorlar, döllenme oluyor işte, bu sevgidir işte, bunun adı sevgi, ta orada. Olacak iş değil ya. Ben bunu öğrendiğim zaman şaşırdım ya. O kitabı yazmaya şey ederken, kadın kitabını, buna rastladım. Alak. Çok güzel mana vermiş ona eski alimler. Bana onu ben bulmadım yani. Onu şimdi kendime mal etmeyeyim. Ayıp oldu yani şimdi burada. Efendim. Alimler bulmuşlar, lügata koymuşlar bunu efendim, biz de o kitaplarda bulduk onu yani. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, bunu nasıl yapacağız?
bu sevgiyi nasıl olgunlaştıracağız? Hani hub denen sevgiyi mevedde sevgi haline nasıl getireceğiz? Anlattık yollarına birkaçını. Ha, bir tanesi de okumak, okumak, okumak. Bilgi, bilgi, bilgi. Cahil insanlar birbirini sevemez. Cahil insanlar ıslahat yapamaz. Cahil insanlar kardeşlik nedir bilemez. Anlıyor musunuz değerli kardeşler? Hoca bana 5 dakika kala. Hoca efendi. 5 dakika var. Uyudum yoksa? 5 dakika önce bana söyle de namazı tarif edeceksin. Sana bir zaman bırakayım. 7 dakika var hocam. Kaç? 7 dakika var. 7 dakika mı var? 7 dakika var. Oo. Biz yolun yarısında kaldık. Şimdi onun için şimdi bu dedi ya peygamberimize burada Allah'a yaklaştıran bir sevgi benim amacımdır de o insanlara. Ama bunu yapabilmek için Hira mağarasında okumakla başlamış. Bak. Bak. İlk emir orada. Okumayan adamda sevgi olmaz. Ya ben şunu gördüm. Batı dünyasında Doğu dünyası ile Batı dünyası arasındaki farkı şöyle gördüm. İyi dinleyin. Batı dünyasına insanlar okudukça daha dindar oluyorlar kendi dinlerine göre. Biz de okudukça dinden uzaklaşıyoruz. Ha bu hale bak şimdi. Ha bu hale bak şimdi ha. Ha bu memlekete ihanet edenler tahsil adamı. Ha ben bu profesörüm yani ha. Yani demeyin ki bu. Ben kendim de bu işin içindeyim yani. Ama maalesef öyle olur. Demek ki bizim tahsilimizde bir defo var. Öyle. Farkı anladınız değil mi? Bu farkı unutmayın. Şimdi o Hira mağarasında o kardeşliğe, o sevgiye, Allah'a yaklaştıran sevgiye, o barışa gidebilmenin ilk adımını veriyor. Oku. Birinci ayette birinci emir oku. 5. ayette allemel insane malem yalem diyor. Allah insana bilmediğini öğretir. Yani yeni şey öğretir. Yenilenmeyen toplumlar, yeni bilgi üretemeyen toplumlar zürriyetsizdir, zürriyetsiz. Doğum yapamıyor. Kafalar doğurmuyor. İlim adamları doğurmuyor. Doğurmayan adam da zürriyetsiz kalır da. Ha biyolojik zürriyetsizlik, ha fikir zürriyetsizliği. Ne farkı var? Evet. İşte ayetin sonuna bunu diyor. Diyor ki bilmediğini öğretirim ben. Peygamber Efendimiz'de de buyuruyor ki 151. ayette Bakara, sen de insanlara bilmediklerini öğreteceksin. Yeni şey öğreteceksin. Yeni. 50 sene şey, 1000 senedir taklit yapıyoruz. 400 senesini bıraktık. 1000 senedir taklit, yeni bir şey ürettiğimiz yok. Epter olduk. Peygamberimize ne dediler? Epter dedi. Nesi kesik? Kesik. Bizim de kesik. Kafamız kesik. Kafamız kesik olduğu için, hedefimiz olmadığı için, yeni şey doğuramadığımız için birbirimize düşman oluyoruz. Demek ki o zaman ve en etlüvel Kur'an. Bak şimdi Neml suresinin son ayeti. Aha buraya gidelim. Hemen doğrusu açıldı. Hey ya. Haberi gittik oraya. Neml suresi diyorsun ama o teniye gidiyorsun. Aha burada. Şimdi peygamberimize Allah-u Teala bak ne diyor.
İnnemâ ümirtu, bana emrolundu, elbette bana emrolundu. En a'bude rabbe hâdihil belde. Şu beldenin, yani şu Mekke'nin, Mescid-i Haram'ın Rabbine kulluk etmem bana emrolundu. Ellezî harramahâ, orayı kutsal kıldı. Ve lehu küllü şey, her şey ona ait olan Allah'a. Ve ümirtu, bana emrolundu. En ekûne minel müslimin, Müslümanlardan olmam bana emrolundu. De o kullarıma. Ve en etlüvel Kur'an, Kur'an'ı tilavet etmek bana emrolundu. Şimdi Kur'ancı mıydı peygamber? Şimdi buna peygambere Kur'ancı diyecekler ha. Ha bunlar var ya deli, deli ya bunlar. Ya deli ya. Tımarhanelik ya. Ayete bak. Sen peygamberin sünnetini istiyor musun? Aha sana sünnet. Peygamber Kur'an'ı tilavet etti. Tilavetin manasını söylemiştim size. Bir daha söyleyeyim. Yeni gelenler için tilavet etrafında dönmek demektir. Takip etmek. Ayın güneşi takip etmesi, yörüngesine girmesi anlamına gelir. Ha sen, biz de Kur'an-ı Kerim'in yörüngesine girerek Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an'ı anlayacağız. Onun ışığını alacağız. Nasıl ay güneşin ışığını alırsa. Onun için tilavet kelimesini ilk defa Allah Şems suresinde kullanıyor ve maddi anlamda kullanıyor. Ayın güneşi takip etmesi, onun yörüngesine girmesi, onun ışığını alması. Burada da bunu Kur'an'ı okumak için kullanıyor bu ayeti. Rabça yapıyor bunu. Ha ne demektir o zaman? Kur'an'ın etrafında yörüngesine girerek, onun ışığını alarak okumak. Hatim yapıyoruz. Anlıyoruz. Ha, o zaman hocalara diyeceğiz, Diyanet İşleri Başkanlığı en azından okuduğu cüzün mealini okuyacak. Yani mealini halka okuyacak. Okunması lazım. Ne dedi burada Allah bana? Bileceğim de. Şimdi demek ki okumak, tilavet etmek, okuduğunu anlamak, okuduğunu anlamak. Bu da tilavet öyle söylüyor. Ve en etlüvel Kur'an diyor. Kur'an okumayı bana emretti Rabbim. Yani Kur'an'ı anlamayı, onun yörüngesine girmeyi, onun ışığını almayı bana. Kur'an'da 3 tane okuma çekti var demiştim size. Kıraat, tertil ve tilavet. Bunun en büyüğü tilavettir. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan bayram vaazımız burada bitiyor. Ben hocaya bırakacağım. Size namazı tarif edecek. Ancak tabii bugün İslam eğitiminin bir boyutunu aldık sadece. Sevgi, kardeşlik, ıslahat, takva, merhamet, okumak, bilgi dedik. Ve bu şekilde vaazımızı yaptık. Allah-u Teala duamızı yapalım bu kürsüden. Bakarsın Allah tarafından kabul olunur. Ya Rab, bu İslam alemini görüyor. Bizden daha iyi biliyorsun. Bu tefrika içerisinde, bu kan içerisinde Ya Rab, bize izan ver. Bize senin kitabını okuyup senin hükümlerini anlamayı, doğru anlamayı ve hayata doğru tatbik etmeyi bize nasip et. Amin. Ve bu bayram bütün dünya insanlığına, özelde İslam alemine, daha özelde memleketimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den diliyorum. Amin. Efendim tabii ki Ramazan'da teravihlere koştunuz, hatimler dinlediniz. Bunların inşallah bereketi arş-ı âlâya çıkar. Yüce Rabbim de bize merhamet eder ve onun bu merhameti gereği aramızdaki bu düşmanlığı, bu tefrikayı, bu fesatçılığı, efendim, bu kan akıtmayı ortadan kaldırır. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. El Fatiha. Allah razı olsun hocam.